Efendim Başak. Kızım neredesin? Ne yaptın ya? Aramadın, merak etti. Konuşabildin mi? Gerek kalmadı. Nasıl yani? Ceyda evlilik teklif etmiş. O da düşüneyim demiş. Ne? Dur. Sen iyi misin? Hakan. Hı. Şunun altına bir tepsi alsana canım. Senin sesin biraz kötü geliyor. Ağlıyor musun sen? İyiyim ben ya. Merak etme. Ne olacak ki? Yani zaten görüşmeyeyim diyordum. Hatta bence kabul etsin teklifi. Güzel olur yani. Sinan'a zaten söyledim. Yani ortaklıktaki kadar düşünmemesini, hemen kabul etmesini söyledim. Neyse kapansın artık bu konu. Ben de sıkıldım. Yani bitmiş. Tamam. Sen iyi misiniz? Gelelim mi yanına? Ne yapalım? Hakan, şunun yerine başka bir tepsi alır mısın mutfaktan? Yok, iyiyim ben. Eve gidip dinleneceğim biraz. Neyse, tamam. Hadi görüşürüz. Ne yapalım, gitsek mi? Yok, gitmeyelim. O şimdi biraz yalnız kalsın, dinlensin. Sonra bakarız. O zaman planı bozmuyoruz. Ben hazırlanayım mı? Koş, hadi koş. Başak ya. Siz daha 3 gün önce gitmediniz bu kuaföre. Saç bu. Hani yıkıyoruz, bozuluyor falan. Tekrar yaptırmak gerekiyor ya. Vallahi durduk yere milleti zengin ediyorsunuz. Başka bir şey değil. Ne olmuş Pelin'e? Sinan'la mı şey olmuş? Aa, sen bizi mi dinliyorsun? Ne dinleyeceğim canım? Yanımda konuşuyorsunuz. İnsan ister istemez duyuyor. Hakan. Hı. Canım bak bakayım. Bak bunun ortasından sıkı mı yazıyor? Bak ha, üzerinde. Hayır, çünkü ben göremedim ama sen ne hikmetse bunu alıyorsun. Böyle ortasından sıkıyorsun. Böyle. Kız sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Ya hayır bak, 10 tane tepsi var mutfakta. Ya sen sırf televizyon karşısında bir şeyler yemeyi seviyorsun diye aldım. Ama sen inatla gidiyorsun. Bunu alıyorsun ya, bunu. Ya çok seviyorum diyorum. Manevi değeri var diyorum ya. Simay, bütün hafta haşadım çıktı ya. Haftada bir gün izin yapacağım şu yaptığına bak. Ya ben bunları sana 40 kere söyledim ama sen hiç duymuyorsun. Buradan giriyor böyle, buradan. Bak şimdi bak. Bak konu nerelere gelecek? Arkadaşını izle de çilemi gör. Kışkırtıyorsun, kışkırtma, kışkırtma. Ya hayır, bana konuş, bana. Ben buradayım, bana konuş. Ya bir saat giydiğin kaza kirli atıyorsun. Giriyorum mutfağa, 30 tane bardak var böyle tezgahın üstünde. Hepsiyle su içmişsin. Ya gömleklerini ütülemek için 3 saatimi veriyorum ya, 3 saatimi. Düzen düzenle asıyorum. Hayır, eşek kadar adamsın, ne yapayım? Uyarı lavası mı koyayım yani? Gömlekleri askıya asın diye. Ama sen yok. Deniyorsun atıyorsun, deniyorsun atıyorsun. Ondan sonra nasıl olsa arkanı toplayan var ya. E bebeğim, 40 kere söyledim bir yardımcı tutalım diye. Onu da kabul etmiyorsun. Ya haftada bir geliyor zaten ama sen bana yardım etmiyorsun ki. Ya ama Simay, böyle sudan sebeplerle benim canımı sıkma diyorum ya. Bak işte, bak. Bana yaptığın muamele bu. Nasıl olsa çalışmıyorum ya, ev işleri yapıyorum ya. Hizmetçi gibi. Paramı veriyorsun. Ya bir kere de sen Bengüsü'yü okuldan al. Ödevlerine yardım et. Gel evi topla, yemek yap. Yani bir şeyler... Ya yeter be! Ben parayı kolay mı kazanıyorum? Kuaföre gideceğim para. Alışverişe gideceğim para. Bir tanesi lüzumlu olsa içim yanmayacak. Bir gün yüzüne vurdun mu Simay bunu, ha? Bak işte, şimdi vurdum. Lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun. Yemin ediyorum hafta sonu olunca içimi sıkıntı basıyor senin yüzünden. Eve gelesim gelmiyor. Ben biliyorum başıma geleceğini, biliyorum. Çünkü sen diş macununa takmasan, tepsiye takmasan takacak bir şey bulacaksın. Yoruldum artık Simay. Yoruldum, bir gram huzur ver. Lütfen yeter artık. Ya sen bana huzur verdin mi ki benden bekliyorsun?
Hakan git şey yapma bak konuş. Şişt, Hakan. Çık bak çık o kapıdan bir daha geri gelebiliyor musun buraya? Yalvarsan da gelmem artık. Al evini başına çal. Düzenli düzenli oturursun bundan sonra. Kız ufacık bir şeyden ne olduğunu söyle Simoş. Kızlar gelmeyin dedim ama size. Geç Sübeyir. Nasılsın kızım? İyisin, iyisin. Aferin. Hayırdır baba? Bavullar falan yolculuk mu var? Gel şöyle otur. Oy. Başkanım. Ha? Sakin sakin biliyorsunuz boşanma olaylarından çok etkileniyor çocuklar. Ver bak. Şimdi. Güzel kızım. Durum ciddi. Malum hiç kimse boşanmak için evlenmez. Bizim de anacığınla... Ama acı ama tatlı 30 yılımız geçti. Ama bu yıl anana bir haller oldu. İyice manyağa bağladı bu kadın. Yeter ya ben de bir insanım. Benim de bir tanecik ömrü var. Onu da ananla mı çürüteyim be yavrum? Başkanım. Ben ananı boşuyorum benim. Bitti. Ya neyle sınıyorsunuz beni ya? Neyle sınıyorsunuz? Yeter artık. Aha. Başkanım dedim ama televizyonlar niye hep diyor yani alıştıra alıştıra diyor. Çocuklar diyor çok etkileniyor diyor. Güzel kızım bak en az ben de senin kadar üzülüyorum ama her gün bir oyun, her gün bir yalan, her gün bir entrika yeter ya. Hey ya yengemin o hastalık şeyinde ben de çok şey oldum. Ananın o hastalığı var ya o bile yalanmış. Sırf sana duygu sömürüsü yapıp barışmak için. Bir de beni Adana'ya göndermeyip babaanneni getirmeyeyim diye düşün. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Benim hayatımda hiç güzel bir şey olmayacak mı? Ah be güzel kızım. Utanmasam ben de senin gibi böyle hüngür hüngür ağlayacaktım. O kadar koydu bana da. Biz seninle el ele verip bu günleri de atlatacağız güzel yavrum benim. Annen olmadan mutlu bir hayat kurmanın formülünü birlikte bulacağız. Ben bundan sonra bir daha seni hiç yalnız bırakmam kızım. Hiç merak etme sen. Başkanım artık burada yaşayacağına göre ben de merak etmeyin sizi hiç yalnız bırakmam. Bir dakika bir dakika. Siz nerede yaşayacaksınız? İşte bu boşanma davası bitene kadar senin yanında yaşarız diye düşünüyordum ama... ben seni bu halde gördükten sonra bize bu kadar düşkün olduğunu anladıktan sonra hayatta bırakmam seni. Şu boşanma meselesi geçsin yan evlerden bir tanesini tutarım. Baba kız bir daha ikimiz de hiç yalnız kalmayız. Hiç merak etme sen yavrum. Oh! Nasıl bir gün bu ya? Daha neler gelecek benim başıma? Ah kızım, ah güzel kızım. Üzülme sen, üzülme. Kötü olmuş ya. Ya arkandan çıkıp geleceği hayatta aklıma gelmezdi. Yani o kadar kötü denk geldi ki. Ya ben de bir türlü lafa giremedim. Hayır en kötüsü kızı kendi ayağıma çağırdım. Resmen dalga geçer gibi Ceyda'dan duymasını sağladım. Abi ben asıl bu çok düşünme tıpkı ortak olurken yaptığın gibi hemen kabul et demesine falan şaşırdım. Ya bence kesin laf soktu abi. Yok. Laf sokar gibi değildi. O zaman zaten daha kötü. Başka bir şey var. Ya öyle bir yüzüm vardı ki gözlerinde. Yani önceden, Ceyda gelmeden önce. Ben daha önce hiç böyle görmemiştim onu. İşte böyle oldu anacığım, ne yaparsın? Ben de seni çok özledim, burnumda tütüyorsun. Acil durum, buluşalım. Ne oldu?
Kızımın evine yerleştim hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.